My Landings organizasyonu Türkiye'nin sevilen sanatçısı Yaşar'ı geçtiğimiz hafta Londralı sevenleriyle buluşturdu. Bu güzel geceden görüntüler şimdi ekranlara geliyor. Efendim sevilen sanatçı Yaşar'la birlikteyiz. Kendisi birazdan sahne alacak. Londra'dasınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz efendim? Burada olmaktan çok mutluyum bir kere. Sizlere de hoş geldiniz. Sağ olun. Arkadaşlarımla birlikte dün yolculuk yaptık. Bugün heyecanı yaşadık. 20 dakika mı? 20 dakika, 25 dakika sonra da buluşacağız. İnşallah devamı da gelir. Burada benim daha önceden tanıdığım dostlarım da var bu akşam. Burada olacaklar. Onlarla beraber güzel bir gece geçireceğiz. Daha önce gelmiştiniz herhalde değil mi Londra'ya? Daha önce de geldim. Yine bir konser için de gelmiştim. Onun haricinde çok sıklıkla geldim. Çünkü kız kardeşim burada üniversiteden sonra 2 senelik yüksek lisans yaptı. Sonra da birkaç sene yaşadı. Ben de onu ziyaret bahanesiyle bol bol gelip gezdim. Öyle mi? Sonra bekardım o zaman. Sonra çok sevdim buraları. Evlendim, çocuğum oldu. Ona da buraları göstermek için de çok geldim. Onlarla da dolaştık. Yani 10 kereden fazla gelmişimdir. Belki daha bile fazla. Çok sevdiğim bir şehir burası gerçekten. Seviyorsunuz ya. Peki nereleri geziyorsunuz genelde geldiğinizde? Belli spesifik yerler var mı? Yani, Buckingham Palace'a gidiyor musunuz mesela? Yani turistik normal her yeri biliyorum ama ben sokaklarda kaybolmayı seviyorum. Çok fazla bilmedim. Bir ay ömür kalsam girmediğim birçok sokak olacaktır. Görmüş olsam da tekrar giderim yani müzelere. Mutlaka giderim. Bu sefer fırsatı olur mu bilmiyorum ama Tate'e mesela yine gitmek isterim. National Museum'a gitmek isterim yine. British Museum biraz büyük. Birini kandırmam lazım benimle beraber. Eşimle geldiğim zaman, dostumla geldiğim zaman hep şöyle oluyor. Diyorlar ki ya sen buraya bir giriyorsun kardeşim, akşama kadar çıkmıyorsun. Biz burada gezmek istiyoruz, eğlenmek istiyoruz. Sen gir tek başına falan öyle oluyor. Yani ben biraz müze meselesi, sanat eseri meselesine merakım fazla. Üzerinde fazla duruyorum. İçin benimle gezmek çok zevkli olmayabilir. Dünyanın birçok farklı ülkesinden, farklı kültürlerden eserleri sergilendiği değil mi? İnsanın ilgisini çekiyor tabii. Burası çok yüksek bir kültür şehri gerçekten. Yani ne ararsan aslında bulabileceğin bir yer ama sanatseverler açısından yani bir cennet gibi. Dediğim gibi ben buraya her geldiğimde mesela National Gallery'e gidip oradaki o Seurat'ın tablosunun önünde fotoğraf çektirdim. Yıllar sonra oğlumu çektim orada. Dedim ki bak sen daha doğmadan ben buraya gelmiştim. Kendi kendime söz verdim diyelim. Senin fotoğrafını çekeceğim burada dedim. Çektim. Şimdi onun sayfasında hala durur o fotoğraf. Böyle şimdi çok büyük bir dev bir şeydir o. İşte tablodur. Bizimki böyle minicik kalıyor tablo önünde. Şimdi büyüdü. Hala konuşuyoruz bunda. Bir hayalimi gerçekleştirdim. Bu ve buna benzer çok güzel hatıralarım var. Dostlarımız da var. En güzel hatıralar da neyle? Dostlarla oluşuyor. Bugün de buna bir yenisini katacağız, ekleyeceğiz inşallah. Şimdi sadece Londra değil herhalde Avrupa'nın farklı ülkelerine de gidiyorsunuz. Orada da var mı favori yerler ya da favori ülkeler? Yani İsviçre'ye gittiğimiz Zürih'i seviyordum. Orada güzel bir Türk topluluğu vardı. Ama yıllardır gidemiyoruz. Oradaki şehirler değişti galiba. Bu işi yapanlar bıraktılar, yerine yerler mi geldi bilmiyorum. Daha çok, en çok burayı seviyorum. Evet. Şimdi birazdan sahne alacaksınız. Biraz sahneyle ilgili nasıl bir sahne bekliyor sizi izleyenler? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Yok ya işte sürekli birlikte çaldığımız arkadaşlarımız. Her zaman ne yapıyorsak onu yapacağız. Sahnede de doğaçlama gelişen güzel şeyler olacaktır. Herkese iyi, güzel duygular yaşatmaya çalışacağız. Efendim sizi de görmek istediler. Öyle mi? Tabii. Doğru mu? Sibel Hanım olmadan olmaz. Sibel Hanım merhabalar. Yine başarılı bir gecenin başlangıcındayız ama bir şeyler söyleyecek misiniz? Çok eğleneceğiz. Öncelikle ona inanıyorum. Ve geçen ilk daha doğrusu 12 sene önce beraber Yaşar'la yaptığımızda da burada inanılmaz bir katılım vardı ve çok eğleniyorduk. Dilerim bu akşam da çok eğleneceğiz. Evet, o yıldan beri aile dostu olduk. Yani zaten arkadaşlığımız da devam ediyor. Bu da gelecektekilerin başlangıcı olsun değil mi ya? Çok çok sık sık yapalım inşallah. Yaparız diye düşünüyoruz. Oo, şahane. Aslında buradan da Avrupa'daki organizatörlere seslenebilir miyiz? Bir özlem var herhalde biraz önce söylediğinizden onu anladım.
Bütün sevenlerimize sevgilerimizi iletiriz. Ne zaman çağırırlarsa hazırız, koşa koşa geliriz. Son olarak şunu soracağım. Var mı yeni bir çalışma, yeni bir albüm geliyor mu? Yani? Var ama maalesef çıkartacak vakit bulamıyorum. Evet, her şey bitti. Mastering dahil olmak üzere. Ama bu yapılan şeye klip çekilmesi lazım. Fotoğraf çekilmesi lazım. Bir sürü işte görsel kısımları var, sosyal medyayla ilgili kısımlar var. Bu büyük bir çalışma. Bu çalışmanın başında da benim olmam lazım. Bir türlü olamıyorum. O yüzden de albüme çıkaramıyorum. Yaza doğru, yaza doğru bir nefes alırsak, rahatlarsak, şöyle bir üç hafta bulabilirsek, bakın bir ay bile demiyorum. İşte menajerim de burada. Devamlı yakınıyoruz birbirimize. Bir üç hafta bulursak çıkaracağız inşallah. Endişesi gözlerin Cezayir ve endişesi.